Saksıdaki kıvırcık çiçek gibi paketlendi, satışa sunuldu. Tüketici taze tüketimden dolayı saksı kıvırcığına büyük ilgi gösterdi. Yalova Altınova'da bir seracı saksıda marul yetiştirmeye başladı. Hem daha fazla mahsul almaya başladı hem de daha sağlıklı ürünler yetiştirdi. Saksıda sürekli yeşil kalan kıvırcıkların ziyan olması da önlendi. Bunlara biz tamamen organik gübre verdik. Bizdeki amaç şuydu, insanlar evlerinde taze kıvırcık yesin. Yani şimdi büyük oluyor kıvırcık, alıyorlar dolaba koyuyorlar, 2-3 gün geçiyor, çürüme yapıyor ama bu ürün çürümeyecek. Taze taze ne kadar ihtiyacı kadar koparılacak. Saksıda kıvırcık, bütün yaprakları bitse dahi toprakta kalan bölüm yeniden yeşerdiğinden defalarca kullanılabiliyor. Toprak hizasından koptuğu zaman marul, bu sulandığı zaman biraz havalar ısındığında bu tekrar aynı şekilde kıvırcık haline gelecek. Saksıda kıvırcık, AVM ve büyük marketlerden tam not aldı. Yavaş yavaş pazar tezgahlarına da inmeye başlayacak. Üreticiden 1 lira 65 kuruşa çıkan ürünün fiyatı tüketiciye ulaştığında 5 lirayı buluyor.